ziyade akupunktur ile ilgili genel bir bilgi vermek istedim. Tarihçesinden tutun günümüze kadar bir akupunkturun kısa bakış açıları da olacak içinde. Bununla ilgili belki de akupunkturla hiç tanışmamış. Bu vesileyle tanışacak olan kişilere bir faydamız dokunacağını. Akupunktur dediğimiz tıbbın tarihiyle eşdeğer tutabiliriz benim düşünceme göre. Genellikle tabii ki mesela hep Çin tıbbı geliyor. Burada eski insanlarda diyelim, eski çağlarda kişi iyileştirmek değil, o kişinin ölmüş atalarını iyileştirmek felsefesi yatıyor. Öncelikle bunu bir hatırlamamız lazım. Yani milattan önce 17. 11. yüzyıllara gittiğimiz zaman o dönemde kişiden ziyade o kişinin atalarını iyileştirmek ön planda. Hatta günümüzde de zaten bu durumun özellikle tamamlayıcı bir yöntemle ilgilenen kişiler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Bunlarla ilgili çeşitli eğitimler, tedavi yöntemleri oldukça son zamanlarda daha da popüler hale geldi. Bu ataların etkisine olan inancın bunların etkisi geçtikçe ya da baktı ki bunlara bir isim takmaya başlamış. Demiş ki büyü, hayal et, iblis, şeytan aklınıza ne gelirse. Doğaüstü inançlar devreye giriyor ve bunlar hastalıkların nedenleri olarak öne çıkmaya başlıyorlar. Burada altta gözüken videoyu herhalde izlemeniz yoktur. İşin aslında esprili bir tarafı. Migren tedavisi, baş ağrısı tedavisi yapılan bir Afrika kabilesini simgeliyor burada. Kötü ruhları uzaklaştırmaya çalıştırmak gibi. Ve bunları yaparak da bu kişinin iyileşeceğine, iyileştiğine inanılıyordu bir zamanlar. Daha sonra bu Çin tıbbı geleneklerinin özellikle en etkin biçimlendiği dönem Han hanedanlığı dönemi. Bizim milattan önce 2. ile milattan sonra 2. yüzyıllar arasındaki uzun bir süreyi kapsıyor bu. Bu dönemdeki düşünürler artık bir neden aramaya başlıyorlar. Ve özellikle bu neden aramanın sonucunda da karşımıza bizim bugün de artık eğitimlerde çok çok adı geçen yin yang gibi, beş element gibi kavramlar ve sağlık hastalığı da bunlarla açıklama durumları ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra bu düşünce yapısı, bu Han hanedanlığı döneminde gelişen düşünce yapısı bütün ülkeye, bütün o coğrafyaya aynı biçimde yayılmıyor tabii ki. Doğal bir durum bu açıkçası. Çünkü günümüz gibi zaten bir bilgi yayılma ihtimali zaten yok. Dolayısıyla kulaktan kulağa ya da yazılı eserlerle dağılan bilgi şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Örneğin bir okulda yin yang kavramına ait dört tane alt yin, dört tane alt yang varken başka bir okul üç alt kategori önerebiliyor. Dolayısıyla bir standartizasyon yok. Ve bunu çözmek için de kimse bir şey açıkçası o dönemde yapmamış. En azından bize ulaşan, günümüze ulaşan bilgiler bu şekilde. Daha sonra bu nedenselliğe dayanan Han hanedanlığı döneminin sonrasında iki tane yola ayrılıyor Çin tıbbı ve ilaç reçete tedavileri ile iğne moksa tedavileri olarak iki yol olarak ilerlemeye devam ediyor. Yine günümüzde geçerli olan anatomi, fizyoloji gibi bilimler değil, bu sefer de gökbilim, yıldızlar etkisinde kalarak açıklamaları bunların üzerinden yapmaya çalışılıyor. Sonraki dönemlerde, özellikle 12. veya 15. yüzyıllarda bunları birleştirme çabaları olsa da maalesef başarılı olamamış. Ancak ve ancak Doğu ile Batı tıbbını birleştiren kavram demek lazım buna. Hem akupunktur hem de geleneksel Çin tıbbının en önemli faktörü bizim bugün hala eğitimlerde üstüne basa basa özellikle belirttiğimiz Qi ya da Ki olarak okuduğumuz kavram. Bu bir görünmez enerji kavramı ve sadece Çin tıbbına ait değil, adı Çin tıbbından Qi ya da Ki olarak gelsek de tüm antik kültürlerde, tüm coğrafyalarda bu kavramı farklı isimlerle, farklı kavramlarla görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse bugün bile arterin adını yani arter dediğimiz atar damarın Latincesinin kökeni bile arteria yani hava yolu demek. Neden hava yolu? Çünkü eski hekimler, eski düşünürler kestiklerinde tabii damarda kan kalmadığından, akciğere de bağladıklarından havanın bu kanallar sistemi dolaştığını böylece de hava yolu ismini vermişler. Ve biz bugün hala birçok yapıda var bu, tek bunu yok. Arter ismini yani hava yolu ismini kan damarları için kullanmaktayız.
Yine Aristo'nun, Aristoteles'in temellerini attı, Hipokrat'ın da devam ettirdiği humoral patoloji, ki bunu özellikle tıp fakültesini okuyup da duymamış olan yoktur. Dünyanın dengesini sağlayan dört ana element, ateş, su, doğa ve toprak. Ki bu Çin tıbbında yine karşımıza çıkıyor benzer şekilde. Ve yine insan bedeninde de bunların yansımaları diyebileceğimiz safra, koyu safra, kan ve mukus gibi maddelerle izah etme dönemi var. Ki dediğim gibi tüm antik kültürlerde bunlara rastlıyoruz. Ve hastalıklar bunların eksikliği ya da fazlalığı şeklinde, ki akupunktür felsefesinde de hala eksilme, fazla artma gibi ifadelerle bunları açıklayabiliyoruz günümüzde de. Bu qi kavramının enerji olarak sunulması ve hastalıkların da bu enerji akımının bozulmasına dayandırılması aslında Çin tıbbı ile Batı tıbbı diyebileceğimiz ya da bizim coğrafyamızın tıbbı diyebileceğimiz tıbbı. Çünkü bunun içinde Mısır da giriyor. Batı tıbbından kastettiğim sadece Avrupa değil. Bir birleşme, yani Batı anlayışının birleşmesini sağlıyor. Yine burada, ki benim kişisel düşüncem de bu biçimde, genellikle akupunktürün tarihiyle ilgili en çok ilişkilendirilen, doğal olarak kalıcılığı yüksek olduğu için akupunktür iğneleri, arkeolojik kalıntı olarak mezarlardan çıkan iğnelerin akupunktür tarihçesini belirlemede kullanılmaya çalışılması var. Ben buna tamamen katılmıyorum. Çünkü bütün eski kültürlerde kesme, delme, yakma, kanatma gibi, yani dağlama, kanatma yöntemleri çok yaygın kullanılıyordu zaten eskiden. Modern tıbbın çok öncesinden beri, binlerce yıldır dünyada vardı bunlar. Ve özellikle Sarı İmparatorluğu'nun İç Hastalıkları Klasik 2 akupunktürün ilk kitabı olarak karşımıza çıkan kitap, meridyenleri, noktaları tarif eden kitapta da bu iğnelerin özellikle apse boşaltmak ya da eklem sıvılarının boşaltılması kullanıldığı yazıyor. O yüzden hepsinin akupunktür iğnesi olmadığını ben düşünüyorum. Hatta biraz arkeolojik çalışmalara da baktığımda bazılarının delikli olması, şekillerinin farklı olmasının buna yol açtığını belirtiyorlardı. Bunu da belirtmek isterim. Bu Sarı İmparator'un İç Hastalıkları Klasiği dediğimiz Huangdi Neijing de zaten ünlü, çok eski, 3000 küsur yıllık bir kitap ve akupunktur noktaları bugün haline neredeyse tarif edilmiş. Daha sonra meridyen adını alan, eskiden meridyen denmediği halde enerji kanalları, Çin'in dolaştığı kanallarda burada tariflenmiş. Biliyoruz orada müzede çok eski bir bronz heykeli de var bunların ifade edildiği, ünlü bir heykel. Özellikle bu sonra işte 960-1270'lik yılları arasında artık ve özellikle çok büyük bir eşik atlanıyor. Neyle? O da çelik iğnelerin üretilmesiyle. Bu iğnelerin üretilmesi sayesinde çok önemli bir aşama geçiriyor. Çünkü bunun öncesinde iğne yapmak, iğne bulmak çok büyük bir sorun. Ama dediğim gibi bu aşamanın geçirilmesini sağlayan çelik iğnelerin üretilebilmesi. Artık yani kullanat iğnelere doğru bir yolculuk başlıyor. Ki tabii ki ilk iğneler kullanat değildi. Çünkü çok kıymetliler hala. Yine tarihe baktığımız zaman Çin yönetimi, 1822 yılındaki Çin yönetimi özellikle modern tıbbı zorlamak adına akupunktürü yasaklıyor. Yani bugün Çin'in himayesi dersek biz geleneksel Çin tıbbı 60'lı yıllarda bir yasaklama yaşanıyor. Hem öğretilmesi hem de uygulanması yasaklanıyor akupunktür ve MOX uygulanması. Ardından hemen yakın bir tarihte Japonya'da bu yasağı koyuyor. O coğrafya bu yasakları tükeniyor. Gerekse de İlhan Hocam, sizin sesiniz de kapalı. Duyamadık. Sizi de duyamadık. Cüneyt Bey de koptu galiba. Gerçekleşen devrim sonrası. Cüneyt Hoca, beni duyuyor musunuz? Cüneyt Hocam, beni duyuyor musunuz? Biz duyuyoruz da o duymuyor galiba hocam. İyi akşamlar. Evet, onun Edirne'de bağlandığı
Hatta bir sorun var. Evet hocam. Bu arada Kemal Hoca ile konuşuyoruz galiba. Evet. Aa, evet merhaba. Hocam. Selam hocam. Nasıl ne güzel hocam? Ne güzel organizasyon. Sağ olun hocam. Sağ olun. Harika. Harika. Sağ olun. Özledik vallahi. İyi oldu gördüğünüz gibi. Bu arada. İyi misiniz? Gayet iyiyim de bir soru sordum. Farkındaysan gelmiştir sana daha. Farkındayım. Şey. Farkındayım ben. Konuşmasını kesmek istemedim. Tabii o yüzden, tabii. Ben de hani sonunda, hemen başında sıralı sorayım diye. Daha arkadan gelecek herhalde. Çok güzel anlatıyor Cüneyt. İyi hazırlanmış. Ama soruları sonunda sormayı planlıyorum. O yüzden sorularınızı yazın. Ben buradan not alıyorum. Tamam hocam. Görüşürüz. Sevgiyle hocam, sevgiyle. Görüşürüz. Yine bir kopma sorunu yaşadım. Cüneyt Hoca beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Cüneyt Hocam beni duyuyor musunuz? Biz sizi duyamıyoruz. Siz tekrar çıkıp girebilirseniz toparlıyor. Tamam. Duydunuz mu beni? Tamam. Yaklaşık 5 dakikadan beri sizi duyamıyoruz. Tamam hocam şimdi. Evet. Geldim. Buyurun. Evet, duyuyoruz sizi. Buyurun. Ama çok özledim. Evet, Cüneyt Hocam buyurun.
Sanırım hocam ben burada kaldım ama bilmiyorum. İğnelerin iğnelerden sonraki bölümü isterseniz tekrar edebilirsiniz. Yasaklanmalardan bahsettiniz. Çin'de ve Japonya'da akupunkturun yasaklandığından bahsettiniz. Tamam hocam. Yine yasaklanmış bunlardan bahsetmiştim. Özellikle Çin yönetimi tıbbı modernleştirmek adına bu yasakları getiriyor. Evet. Arkasından da öğretilmesini de yasaklı akupunktur moksanın. Evet. Arkasından Japonya da buna uyuyor. Ve özellikle 1911 devrimi sonrasında Kraliyet Tıp Akademisi'nde de akupunktur tamamen kaldırılıyor o zamanlar. Evet. Çok uzak tarihler aslında günümüze. 50 yılında büyük o akıpın tersi yukarı. Hatırlıyorum en temel neden ölülerin yedikleri rivayet mi artık gerçek mi bilmiyorum ama o konu o dönemle ilgili söyleniyor. Ve tabii ki kültür devrimi adında da özellikle sağlık hizmeti sunmak adına öğrencileri ya da okumuş kişileri köylere coğrafyanın en uzak bölgelerine göndermek adına akupunkturuna yayılmasını, tabii bunlar akupunktur eğitimi almış kişiler, bu şekilde akupunktur yayılıyor, sunmak adına. Bak, Jean-Jacques Anon'un güzel filmlerinden bir tanesi, bir kurt yavrusu ve kurtlar üzerinden Moğolistan'da geçen bu Mao'nun kültürel devrimi üzerinden bu dönemi anlatan bir film. Belgesel tadındadır. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Peki Batı dünyası nasıl haberdar oluyor akupunkturdan? Yaygın biçimde akupunktur nasıl Batı'ya geçiyor? O da özellikle 72 yılındaki Nixon'ın Çin ziyaretinde James Reston adında bir Amerikalı gazeteci bu Nixon ziyaretinin planlanması aşamasında o zamanki Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger gizlice bir Çin seyahati gerçekleştiriyor. Bundan haberdar olan gazeteci de bunu takip etmeye çalışırken aslında şans eseri akupunkturla tanışıyor orada. Yani asıl siyasi olayı yakalayamasa da akupunkturun özellikle Amerika'ya gelmesine çok önemli bir role sahip. Nasıl dersek, James Reston kısaca söylersem iki gün süren bir kasık ağrısı, saat kadran ağrısı yaşadıktan sonra orada 12 uzman hekim tarafından akut apandisit teşhisi konularak bildiğimiz geleneksel anestezi, bugünkü uygulanan anestezi yöntemleriyle yani ilaçlı anestezi altında opere ediliyor. Çünkü genellikle böyle bir yanlış bilgi var. Akupunktur anestezisiyle ameliyat edildi diye çoğu yerde geçiyor. Böyle bir şey yok. Kendi yazısında da söylüyor zaten. Ancak şöyle bir sorun yaşıyor tabii ki. Aslında şaşırtacak bir sorun da değil. Bu operasyon çok iyi geçmesine rağmen ikinci gecede de süren şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayetleri oluyor. Ve daha sonra orada hastanede bulunan Li Zanyuan adındaki akupunkturist doktor tarafından Reston'un onayı alınarak sağ dirsekli diz altına bunun mide 36 noktası olduğu tahmin ediliyor. Çünkü kendisi bilmiyor zaten. 3 tane uzun iğne batırmış ve bunları da dediğim gibi sadece batırmakla kalmış belli aralıklarla manipüle etmiş. Ve aynı zamanda da Çin pelinotu diye geçen bir otla da bunlardan oluşan moksaları da karın bölgesine uygulayıp moks uygulamasını da beraberinde yapmış. Tabii bunları hayatında ilk defa görüyor Reston. Yaklaşık 20 dakika süren bir seans uygulamış. Ve hatta bir yazısı var New York Times gazetesinde 71 yılında tam 26 Temmuz'da yayınlanıyor. Ve Pekin'deki operasyonum hakkında adıyla yayınlamış bunu. Burada bunları anlatıyor. Onun için şaşırtıcı olan tabii ki bu şikayetlerinin bir saat içinde geçmesi bir daha da tekrarlanması. İki gün boyunca süren şikayetlerin bunlarla düzelmesini özellikle yazıyor. Tabii bu akupunkturun Amerika'da çok bir anda duyulmasına sebep oluyor. Hatta günümüzde de çok kişisel doktor diye ifade ettiğimiz
Bu Kenneth Rigland adında bir doktor. Nixon'ın doktoru. O zaman bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bilmeyenlerin de uygulamasıyla özellikle komplikasyon ve istatistiklerin görüleceğinden korkuyorum şeklinde çevirebileceğini, zarar göreceğini korkarak bunu bir arada bulmuş. Gelirse ya, günümüz bizim de bulunduğumuz coğrafyaya daha yakın bölgelere, burada karşımıza aslında akupunktur ile ilgili bilgilerin Çin'den çok daha eski olduğunu düşünen, hatta bana göre çok önemli kanıtlara da sahip olan önemli buluşlarından belki ilk üçten birisidir benim için. 91 yılındaki Ötztal Alplerinde, o adı da buradan geliyor, Ötzi deniyor, Buza'dan Ötzi diye. Tam 5300 yıl öncesinden kalan bir ve mükemmel korunmuş bir mumya. Çünkü buzulun içerisinde kaldığından dolayı bazı buzul hasarları dışında midesindeki yediği içeriye kadar korunabilmiş ve tam 5300 yıllık bir insan cesedi bulunuyor. Bu da bize sadece o dönemle ilgili, burada da göreceksiniz. Bakın bel bölgesindeki dövmelerini. Birazdan bununla ilgili çok yapılmış çalışma var. Onlarca çalışmaya karşı literatürde karşılaşabilirsiniz. Özellikle belinde, kalçasında, diz ve ayak bileğinde dejeneratif değişiklikler var. Yani osteoartritleri olan bir kişi, ötesi. Ve dövmelerin çoğu da buralara yapılmış. Kömür kullanılarak yapılmış dövmeler. Ve çoğunluğu da mesane meridyenine uyan noktalarda. Hadmüze'de bu, İtalya'da. Oraya yakın olan, yanlış hatırlamıyorsam İsviçre'deki mi ya da oradaki mi? İsviçre'deki akupunktur derneklerinden birisi fotoğrafları görüp de yanlar akupunktur noktaları ne kadar uyuyor dedikten sonra oradaki Tirol'deki arkadaşına arayarak gidip bakar mısın, inceler misin dedikten sonra akupunktur ile ilgili birçok yayın çıkıyor bununla ilgili. Çok incelenen bir kişi diyeyim ötesi. Çünkü gerek radyolojik her açıdan çok fazla incelenmiş. Çünkü mükemmel korunması bize 5300 özellikle dikkatinizi çekmek istediğim, baktığımız zaman yine bakın noktaların karikatürü çizilmiş halini görüyorsunuz. Özellikle de bugünkü radyolojik bulgulardan gördüğümüz kadarıyla radiküler siyatik sinir basılarının olabileceği, özellikle o lumbal bölgede osteoartritler olan bir kişi ötesi ve bu dövmelerin de özellikle o dermatomal alanlara, miyotomal alanlara uyduğunu günümüzde de akupunktur bilenler ne demek istediğini anlayacaktır. Bizim o tip şikayetlerde kullandığımız noktaları ne kadar uyduğunu görmekteyiz. Aslında bu nedenle bunlara tıbbi dövmeler deniyor. Çünkü biliyoruz ki dövmeler bir de hep bir figür, hep bir görsel olarak estetik bir şey bekliyorsunuz. Yani bu şekilde çizimler, çizgiler atmak değil genelde dövmeler. Bütün kültürlerde eskiden beri böyle olan bir şey bu. Bu tarz dönemlere pek rastlanmıyor ve bunların o yüzden tıbbi amaçlı. Hatta ünlü aktörlerden Brad Pitt de bu ötesinin dönmesini koluna yaptıranlardan birisi. Moda olmuştu bir ara. Hatta aynı bölgelere de bu dönmeleri yapıyorlar. Ötesi dönmesi diye de geçiyor. Kısa bir bilgi olarak da mide içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü uzak doğuda hala yenilen kartallı eğrelti otu, işte bu sol fotoğrafta gördüğünüz gibi bu şekilde satılıp suda beklettikten sonra pişirilerek yenilen bir bitki. Pteklozit dediğimiz madde içeriyor ve maalesef yüksek oranlı karsinojen bir madde. Ancak suda çözünüyor bir madde. O yüzden suda bekletmek bu maddeyi azaltıyor. Etkisi nedir dersek parazit öldürücü etkiye sahip. Muhtemelen düşünülen de çünkü parazitler bulunuyor ötüste de. Parazitlerinden kurtulmak için yediği düşünülüyor o zamanlar. Ama hala dediğim gibi Kore, Japonya, Çin'de aynı şekilde mide kanserinin yüksek olduğu yerler burası. Bu tarz bitkilerin yenmesi de aynı şekilde yüksek. Kuş mantarı diğer bir bulunan bitki. Bitki demeyeyim, mantar. Hem antibiyotik hem de antiviral etkisi var. Kuş mantarı herhalde görmeyen yoktur. Ormanda yürüyüş yaptığınızda bile karşınıza çıkan bir mantar türü. Bunu da ötesi yemiş. Gelelim Dünya Sağlık Örgütü'nün ne zaman onayladığına. 1970 yılında onaylıyor. Amerika'da da Ulusal Sağlık Örgütü ya da Enstitüsü 98 yılında akupunkturu onaylıyor. Ülkemizde ne zaman dersek 91 yılında ilk akupunktur tedavi yönetmeni yayınlanıyor. 2002 tarihinde de yeni bir yönetmeni yayınlanarak
bu düzen, yeni düzenlemeler yapılıyor. Şunu da belirteyim, benim de mensup bulunduğum Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bildiğimiz rahmetli Nusret Ziyar Hocam'ın da kendi beyanıyla, hatta bulamadım ama bir kurs fotoğrafı da var o günden. Akupunktur Dernekleri tarafından ilk sertifikalı eğitim verilmiş 94 yılında. Günümüzde yaygın bir şekilde devam ediyor zaten. Dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün geleneksel, tamamlayıcı ve integratif ya da bütüncül tıp diye bir bölümü var kendi içerisinde. Burada bunun düzenleniyor. Bunları uzun uzun durmayacağım üzerine. Geleneksel tıp nedir, alternatif tıp nedir, tamamlayıcı tıp nedir diye. Çünkü bunlara bir tanım getirmeye çalışıyor ama benim kişisel düşüncem tıp tıptır. Tamamlayıcısı bütüncülüğü olarak bakmanın çok doğru olduğunu, bölmenin doğru olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu. Tabii ki bu isimler verilecektir bir standartizasyon getirmek için ama dediğim gibi geleneksel tıp olarak eskiden geçmişten gelen adı üzerinde geleneklerden gelen ve o zamanlar özellikle kültürlere göre çok değişen bir tıp bölümü diyelim. Tamamlayıcı bugün yaygın olarak kullanıyoruz ki ben alternatif deyimine zaten katılmıyorum. Alternatif yerine geçen demek. Biz hiçbirini birinin yerine olarak tavsiye etmiyoruz herhangi bir şeye. O yüzden tamamlayıcı tıp ya da bütüncül tıp demek daha doğru geliyor bana. İlla bir şey deneyeceksen. Bunlar genel olarak bizim sosyal sağlık sistemi dediğimiz, yani ödeme sistemleri entegre edilmiş ki bazı ülkelerde var. Yani entegre edilen ülkelerde var. Gitgide de artıyor. Klasik ya da geleneksel tıp yöntemleri içerisinde yer almayan tedavi yöntemleri olarak tanımlanıyor bunlar. 2014 tarihinde, 2013 yılında yazılımı ve tartışması başlayan, 2014 tarihinin ekiminde de yayınlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğiyle akupunktur tek sertifikalı eğitim olmaktan çıkıp 15 farklı tedavi yönteminden birisi haline dönüşüyor. Sertifikalı eğitim olarak söylüyorum tabii ki. Ve sadece sertifika sahibi hekimler tarafından yapılabilmesine bu yönetmelikte izin veriliyor. Baktığınızda bu bize ne getiriyor tabii ki? Bu eğitimlerin gerçekten eğitim standartları olan, programı net olan, bugün artık hemen hepsinin eğitim standartları internette yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Sadece bu yöntemlerin eğitimini almış hekimler tarafından uygulanmasını, özellikle de bizim biliyorsunuz medyaya çok yansıyor. Hekim ya da hekim dışı kişilerce yeterli bilgi ve altyapısı oluşmadan çok farklı ortamlara uygulanması, önüne geçilmesi için yasal zemin oluşturması da aslında en önemli kazanç bence. Daha sonra zaten birçok kişi bunlardan dolayı da ceza aldı. Neler var dersek, burada gördüğümüz gibi 15 yöntem yer alıyor. Biz bugün özellikle akupunktur üzerine duracağım için diğerlerine Google'dan çok rahat ulaşabilirsiniz. Yine akupunkturun genel etkisi nedir dersek, birçok etki sayabiliriz. Ben tek bir cümleyle özetlemek gerekirse akupunktur nedir dediklerinde şu cevabı veriyorum. Akupunktur otonom regülasyon sağlayan bir tedavi yöntemidir. En temel yaptığı iş budur. Yani otonom sistemimiz dediğimiz, otonom çalışan sinir sistemimizin düzenlenmesini sağlayan ve bu nedenle de onun etkin olduğu her şeyin de düzenlenmesini sağlayabilen bir sistemden bahsediyoruz. Uzun uzun maddeleri o yüzden saymayacağım. Ama çalışmalarla çok iyi biliyoruz ki kişinin kendi morfinleri olan endorfinlerini, dinorfinlerini salgıladığını çok iyi biliyoruz. Özellikle ağrı kesici etkisinde bu rolün, yani bu humoral yolunda çok etkili olduğunu akupunkturda biliyoruz net bir şekilde. Yine kaslar, kas ağrısı, kas gevşetici, alerji mekanizmaları, iştah merkezine etki etmesiyle açlık duygusu. Bu yüzden özellikle ülkemize kilo vermeyle çok ünlü akupunktur. Uyku üzerine çok etkili. Bunu çok net söyleyebilirim ve iddia ederim. Uykunun düzenlenmesi konusunda. Özellikle de birçok bağımlılığın, eğer kişi bu iradeyi koyacaksa da kurtulmasında yardımcı, çok ideal bir yan etkisiz tedavi yöntemi olarak da akupunktur öne çıkıyor. İlk çıkarılan yöntem diye söyledik. Tek tamamlayıcı tıp yöntemi olarak da uzun yıllar tek başına bunu sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı izni ve denetiminde yapılıyor günümüzde akupunktur eğitimi. İlhan Hocam başında bahsetmişti, Yeditepe Üniversitesi merkezinde de aynı şekilde. Bugün standartlara göre 535 saat süren ve o saatlerin neler olduğu yazan eğitim standartlarında bir kurs programı var. Bu kursa hekim ve diş hekimleri katılabiliyorlar ve akupunktur tedavisi uygulama sertifikası kazanırlar.
bu kursun sonundaki sınavda başarılı olurlarsa. Dediğim gibi bu yasalara göre de bu tedavi uygulama sertifikası olmayan hekimler dahil başka kimse tarafından uygulanamaz. Şimdi burada karşımıza en sık çıkan sorunlardan bir tanesi bu dünyada bizde sadece bize özgü değil maalesef. Uzun ve zorlu bir eğitim maalesef bu. 6-7 ay sürüyor bu eğitimin tamamlanması. Hani pandemi dönemi haricinde söylersek. Özellikle mikrosistem akupunktur eğitiminde çok yaygın ve olması gerekiyor bence. Onlarla ilgili bir zaten sorun yok ama dediğim gibi hekim ya da hekim dışı kişilerce de çok sayıda akupunktur adı altında kurslar düzenleniyor. Ya da akupunktur adı verilmeyen özellikle kuru iğneleme adıyla kurslar düzenleniyor. Bunun savaşı bizim ülkemizde yok ama maalesef Amerika'da özellikle çok artık mahkemelere yansıyan ciddi bir savaş var bununla ilgili. Bununla ilgili benim gözlemlediğim en negatif unsur şu oluyor maalesef. Hasta kendisine akupunktur yapıldığını zannediyor. Ancak aslında yapan kişi akupunktur bilmeyen bir kişi. Sorun da şu, hasta akupunktur yaptırdım bir işe yaramadı diyor. Yani en büyük sorun akupunkturun adının lekelenmesi. Yoksa herkes istediği eğitim alıp uygulamakta özgürdür bana göre. Ama dediğim gibi aldığı eğitimin adıyla yapmak kaydıyla bana göre. Yine DSÖ'yü 4 ayrı grup haline sınıflamış ama bunu tek tek okumayacağım buradan, saymayacağım size. Yalnız bu çalışma artık 2002 yılında kalmış bir sınıflama. Meta analizi var. Buna göre de işte kanıt değerine göre sınıflamış 4 tane grup haline sınıflıyor. Yani neredeyse 20 yıla yaklaşmış bir şey bu. Günümüzde özellikle fonksiyonel MR çalışmaları çok güzel kanıtlar sunuyor bize. O yüzden bunlar geçerli ancak bunların daha da arttığını söylemek gerekiyor. Yani kanıt değeri daha da arttı. O yüzden bakarsak birinci grubun ne olduğunu söyleyeyim. Kontrollü klinik çalışmalar sonucu akupunkturun tedavide etkili olduğu kanıtlanmış hastalıklar ya da belirtiler diye geçiyor. Bunlar uzun bir liste gördüğümüz gibi. Bunları tek tek okumayacağım. İkinci grup etkili olduğu gösterilmiş ama daha fazla kanıta ihtiyaç duyan durumlar. Bunları da hızlıca geçeceğim. Gördüğünüz gibi işte obezite tedavisi, kilo tedavisi diye geçiyor. Bağımlılıklar. Birçok gördüğünüz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında çok rahat ulaşabileceğiniz bilgiler bunlar. Üçüncüsü yine alışılagelmiş yani klasik tedavilere zor çözüm bulunabilen ancak sadece bireysel kontrollü çalışmalarla etkili olduğu bildirilen hastalıklar belirtiler ki bunların sayıyorum ben ama bazıları belki bir üstü atlamıştır. Dediğim gibi ben en azından akademik yayınlarda yeni bir meta analize rastlamadım. Bu Dünya Sağlık Örgütü 2002'den kalan bir maalesef kitapçılık kitabı diyelim. Bunları bildiren. Yenisi hala yok. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yok en azından. Ve dördüncüsü de özel tıbbi yetkinlik isteyen durumlar diyebileceğimiz. Özellikle örneğin koroner kalp angina pectoris geçiren bir hasta gibi. Yani bir kardiyoloğun yapabileceği o anda durumlar diyelim. Bu tarz durumlarda yapılabilen çalışmalar var çünkü. Bunlarla ilgili olan durumlar. Ben özellikle kurslarda da herhangi bir konuşmamda da özellikle belirtiyorum. Biz bu konuda maalesef ülkemde ben hiç duymadım Türkiye'de. Ancak biz yani birçok cephede de diyeyim uzun yıllardır ben bildiğim bir yere hep çatışma halindeyiz. Askerlerimiz sürekli bir yerde cephede hatta son yıllarda artan biçimde daha da sınırlarımızın ötesinde. Amerika bu işi çok önem veriyor. Neden önem veriyor? Çünkü dünyanın jandarma alanı yapmaya çalıştığı için, her yere asker gönderdiği için, her yere de tıbbi ekipman, ilaç ya da cerrahi ekip paldır küldür ulaştıramayacağı için dağ başına akupunkturun askeri alanda kullanılması çok önem veriyor bu nedenle. Ki bence bizim ülkemizde de verilmeli. Çok geç kaldı bu işe. Çünkü bizim de biliyoruz ki askerlerimiz çok zor coğrafi koşullarda yani sağlık hizmetine ulaşamayacakları yerlerde işlerini, görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Baktığımızda özellikle orduda bütün sağlık personeli özellikle kulak akupunkturu konusunda eğitiliyorlar. Battlefield akupunktur diyorlar buna. Yani savaş alanı akupunkturu ya da savaş ortamında akupunktur diye de çevirebiliriz. Özellikle zaten bilinen bir etki posttraumatik stres bozukluğunda özellikle gazilerde bunları sosyal güvenlik pek yok ama en azından bunları destekliyor. Kaygı, ağrı ve uyku bozukluklarında özellikle ağrı konularında işte yaralanmalarda vesairede bunları öğreterek oradaki timler ya da ekiplerde bu işlere daha hızlı çözümler. Ki bana sorarsanız burada akupunktur değil biz bunun içerisinde belki hipnozu da katarak en azından basit teknikleri uygulamayı öğreterek belki çok daha güzel sonuçlar almasını sağlayabiliriz.
Bunda dernek adına bir çalışma grubu oluşturmasını öneriyorum. Kuru iğneleme tedavisinin akupunktur olmadığını belirtmek istiyorum. Bu bizim ülkemizde de çok sık rastlanan bir durum. 2 günlük kurslarla akupunktur yapıyorum demek doğru değil, dedim ki kuru iğneleme yapılabilir. Çok güzel bir tedavi yöntemi. Kuru iğneleme tedavisi kötü bir tedavi değil. Ancak akupunktur değil. Bunu özellikle belirtmek lazım. Ülkemizde olduğu gibi dediğim gibi Amerika'da ciddi bir kavga var bu konuda. Orada kuru iğnelemenin izin verilen, çünkü akupunktur yaklaşık 2 yıl süren bir eğitimken dediğim gibi kuru iğneleme 2 günlük bir eğitim. Arada çok büyük bir zaman ve maddi fark var özellikle. Eğitim farkı var. Dolayısıyla orada da benzer sorun var. Yani 2 günlük kurslar sonrasında ben akupunktur yapıyorum diyenlerle bir savaş var aslında. Kuru iğnelemeyle bir savaş yok aslında. Doğrusunu söylemek lazım. Benim de olmadığı gibi. Ben de yaygın biçimde kullanılması taraftarıyım tam tersine. Ama dediğim gibi alınan eğitimin adı verilerek yapılması şartıyla. Bilimsel temellerine gelirsek akupunkturun, dediğim gibi her geçen gün daha da fazla teknolojinin gelişmesiyle bilimsel temeller daha da artıyor. Nörohumoral teoriler, temel madde teorisi, sinir refleks teorisi, kapı kontrol teorisi, özellikle ağrılarda lenfatik sistem teorisi, fasyal sistem ve özellikle çok yaygın bilinmese de benim özellikle derslerde hep bahsetmeye çalıştığım primavasküler sistem ya da bon kan kanalları dediğimiz yapılar henüz geleneksel tıp kitaplarına girmedi ama yakın gelecekte girecektir. Burada nöral ya da nörohemoral diye baktığımız zaman segmentten bahsetmek lazım. Segment aslında bize çok şey anlatıyor akupunkturla ilgili. Çünkü iğneyi batırdığımız yerden nerelere kadar o verdiğimiz uyarının gidebileceğini gösteriyor bize. Şurada olduğu gibi bir dermatomun ilişkili olduğu miyotomu, yani skleratom, yani iskelet yapılarını, eklem kemikleri, organı, dediğimiz gibi spinal segment, sinirin kendisini ve hatta buradan o inen çıkan yollar ve diğer yollarla birbirine bağlı olan organ ilişkilerini özellikle otonom sistem üzerinden çok net bir şekilde izah edebiliyoruz. Buradan ben bir örnek vermek istiyorum. Özellikle mesane meridyeni konusunda. İnsan vücudunda en fazla sempatik lif içeren sinirler dorsal sinirleri, spinal sinirleri, dorsal dalları, öyle diyelim. Bizim de aslında çok sık kullandığımız mesane meridyeni adını verdiğimiz ve sırtımızda gördüğümüz gibi alt ekstremitede, yani ayağımızdan tepemize kadar uzanan, özellikle arka tarafımızda değil, mesane meridyeni adını veren en büyük, en uzun meridyenimiz var. Bunlar genel olarak da bu dorsal spinal dalların üzerinde yer alan noktalar çoğunlukla. Baktığımızda sempatik lifler çok içerdiğini söylemiştik. Burasını biz rezonans alanı olarak kabul ettiğimizi söylememiz lazım. Yeşil renkte alan özellikle bir rezonans alanı olarak kabul ediliyor. Çok basit. Bunu yaşama yanımız yoktur. Soğuk ve korku durumunda birisi iç, birisi dış uyaran olarak geçer. Özellikle işte biliyorsunuz sokak hayvanlarını bir gözlemlerseniz işte korku ya da kavga durumlarında sempatik aktivasyonları arttığında gördüğünüz gibi onların tüyleri var tabii, kabarıyor. Bizde de tüycüklerimiz kasılarak o elektor pili sayesinde, biz de bu kadar olmasa da bu sırtımızdaki dediğim gibi kasları ve tüyleri kasıyoruz veya dikiyoruz. Özellikle de hatırlayacağımız bir şeydir. Üşüdüğümüzde hepimizin önce bir sırtında bu soğuk hissi ortaya çıkar. Korktuğumuzda da sanki böyle sırtımızda bir soğuk hissi, sırtından soğuk soğuk terler boşandı gibi, hatta deyimlerimiz var bu konuda. Ne bileyim, kişi size geldiğinde sırtıma yel girdi işte diye hasta bunu tarif edebiliyor. Bu yüzden biz bunu somatopsikolojik bir bilim gibi kabul ediyoruz. Özellikle bu sempatik sistemden çok zengin olan o sırt bölgesini. Zaten insanlar en fazla masajın oraya yapılmasını çoğunlukla biliyorsunuz isterler. Çünkü masajında, tıbbi masajında bir tedavi etkisi var çünkü. Yine İklimsel bir etken olan, dedik, soğuk ve psikolojik bir etken. Dediğim gibi bu mesane meridyeninde Çin tıbbında yüzlerce yıl, binlerce yıl hatta öncesine gittiğimiz zaman kitabından dediğim gibi soğuk ve korku etkenleriyle daha o zaman ilişkilendirilmiş. Biz bunu bugün bu sempatik sinir sistemi üzerinden izah edebiliriz. Fasyal bağları da yine kullanıyoruz. Fasya çok son yıllarda özellikle popüler hale geldi. Çünkü o kadar çok bağlantı gösterildi ki, o kadar çok kanıt gösterildi ki fasya ile ilgili. Olmaması da mümkün değil.
Fasya dediğimiz zaman hep aklımıza Karslar geliyor ama dediğim gibi bunun dışında çok sayıda organların da birbirine bağlayan bağları var. Biz anatomi dersinde çok bahsediyoruz bunlardan ama tabii onlar bölgesel olduğu için havada kalıyor belki. Örneğin burada çok basit işte diyafragmadan aşağıya böbreğin üzerine ya da karaciğerden böbreğe uzanan organların bağlanmasını sağlayan, oradan torakolumbal fasya dediğimiz fasyaya ve orada ilişkili yapılara uzanan, yani insanı bir bütün haline getiren bir paket sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz iğneyi bir yere batırdığımız anda, fasyaya bir temas ettiğimiz anda aslında bütün bedene yayılan bir uyarıyı oluşturmuş ya da başlatmış oluyoruz. Hatta bu çevirme dediğimiz o manipülasyon hareketleriyle de bu gerilme işlerini yaparak etkiyi çok daha farklı boyuta taşıyabiliyoruz ki fasya çok zengin sinir uyarısına sahip bir doku. Burada da yine örnek olarak belki safra kesesi meridyenini verebiliriz bu benzer bir şekilde. Organları birbirine bağlayan fasyal bağlantıların tam izlerine uymaktadır. Bunu da söyleyeyim. Yine mesane meridyenine uyan bir fasyal düzlemi görüyorsunuz. Özellikle son yıllarda yine popüler olan ki olması sonuna kadar hak eden bir yöntem. Doğru nefes ya da nefes teknikleri dediğimizde aynı şekilde fasyal hareketleri ciddi biçimde etkileyerek dediğim gibi bir nevi kişinin kendi tedavisini kendi oluşturmasını ya da yapabilmesini biçimde sağlıyor. Özellikle bu fasyal noktaların birbiri üzerinde hareket edebilmesiyle doğru uygulanırsa tabii ki. Kupaya ıslak kupa dediğimiz harcamat tedavileri. Yine bunların hepsi akupunktur noktaları. Öyle söyleyeyim. Temel hepsinde akupunktura dayanıyor. Primavasküler sistem demiştim. Bir diğeri izah edebileceğimiz diye. Bu tek başına bir sistem. Tesadüfi keşfedilen bir sistem. Damarların içerisinde özellikle bulunan bir damar sistemi diye geçiyor. Kendine ait düğümleri var, lenfatik düğümler gibi. Damarları var, kendisine ait bir sıvısı var. Özellikle de büyük damarların, büyük lenf damarının içerisinde serbestçe yüzen yapılar bunlar. Hala gizemli tam çözülmüş yapılar değil. Ama neredeyse gösterilmediği o doku kalmamış. Özellikle bir çalışmada bunların kanserden dolayı çıkartmış dokularda daha da arttığı gösterilmiş. Yani sağlıklı dokuya göre kanserli organlarda daha da fazla arttığı gösterilmiş. Burada görüldüğü gibi bir vena cava dediğimiz toplar damarda o kendi toplar damar kapaklarının arasından geçişini şurada çizimini daha iyi anlaşılıyor. Görebilirsiniz. Kendisi sıvısı olan bir sistem olarak görüyoruz. Yine bakın organların içerisinin üzerinde o zarları üzerinde burada olduğu gibi ne lenf ne kan damarı bu yine sinir değil. Tamamen farklı bir yapı. Gördüğünüz gibi burada düğümleri gösterilmiş tek tek. Beş element teorisi zaten temel felsefesi akupunkturun. Bunların tek tek ne olduğunu söylemeyeceğim ama beş element dediğimiz zaman bunların birbirine dönüştüğünü özellikle eğitimlerde üzerinde durduğumuzu söyleyebiliriz. Burada güzel bir çizim olarak seviyorum ben bunu. İğne battığında aslında neler neler oluyor içeride o iğneyi batırdığımız minik dünya içerisinde. Dediğim gibi burada mast hücrelerinden histamin salgısından tutun akson cevap refleks cevaplarına kadar yani tek başına belki günlerce webinar yapılacak bir mesele o iğnenin oraya batması. Dediğim gibi sinirsel humoral yolların hepsinde bir fasyal sisteme bir uyarı göndermiş oluyorsunuz. Yaptığınız o minnacık çelik ya da diğer metallerden olan iğneyle. Hangi akupunktur uygulama yöntemleri var dersek bu yazdıklarımdan daha fazlası var. Akupunkturun uygulanma yöntemleri burada olduğu gibi çok sayıda her geçen günle aslında belki de bizler duymaya başlıyoruz. Farklı ülkelerin farklı yaklaşımı olabiliyor çünkü. Ama en bilinenlere akupunkturda sık kullanılan ısı tedavisi dediğimiz aslında ısıtma tedavisi. Gerek iğneye gerekse vücuda yaklaştırarak kullanılabilen çeşitli moksa türleri var. Burada örneğin iğnenin üzerine takılan bir moksa görüyorsunuz. Çeşitli bitkilerin yakılarak ısısının iğneden iletilmesi. Aynı zamanda o bitkinin de tabii bir nevi aromaterapi amaçlı kullanılması temeline dayanıyor. Kupa tedavisi burada moksa ile kupayı bir arada görüyorsunuz. Akupunktur iğneleri üzerinde. Akupunktur iğneleri üzerine de kupa kapatılarak yapılabiliyor. Tuina bir Çin manuel terapisi ya da Çin tıbbi masaj tekniği. Öyle söyleyeyim. Bu da akupunktur noktaları kullanılarak yapıldığı için akupunktur uygulama yöntemlerinden geçiyor. Akupresör diye de en basit, en bilinen adıyla söyleyebiliriz bunu. Elektroakupunktur aslında başlı başına bir yöntem. Çünkü işin içine elektrik girince farklı durumlar giriyor, frekanslar giriyor. O ayrı bir seminer konusu olacak kadar geniş bir konu.
Algoterapi benim en sevdiklerimden bir tanesi. Belki de bir numarası benim için. Kulak akupunkturu. Kulak çok özel bir organ. Dediğim gibi bu kadar küçük bir yerden bütün vücuda mikrosistemlerden en bilineni diyeyim ben size. Çok mikrosistem var. Bu bir tanesi ama çok keyifli ve dediğim gibi ilgi çekici bir akupunktur uygulama yöntemidir kulak. El akupunkturu sujok diye geçer. Özellikle akupunktur eğitimlerinde anlatılıyor. Scalp akupunktur yine aynı şekilde. Yamamoto'nun özellikle yeni scalp akupunktur adıyla dediğim gibi özellikle nörolojik durumlarda çok çok etkili olduğunu biliyoruz. Diğer durumlarda etkili tabii, sadece onda değil. Oral akupunktur, ülkemizde çok bana göre hak ettiği yeri almamış bir akupunktur mikrosistemi. Özellikle diş hekimi meslektaşlarımız tarafından bence çok önemsenmeli. Çünkü yaptıkları diş işlemlerinde sadece basitçe bir dişi değil, bir mikrosistem üzerinden bütün bedene yarar ya da zarar verebileceklerini bilmelerini gerektiğini düşünüyorum. Kozmetik akupunktur ülkemize de özellikle derneğimizin üyelerinden Asuman Hocam tarafından düzenlenip bir eğitimler veriliyordu. Pandemi nedeniyle son zamanlarda yok. Sadece o değil, ilgilenen başka kişiler de var ülkemizde, meslektaşlarımız. Ülkemizde yaygın biçimde eğitimleri ve uygulamaları devam ediyor. Onu biliyorum. Lazer akupunktur. Akupunktur noktalarına lazer çeşitli yöntemlere uygulanması. Bunu da bizim Yeditepe kursumuzda Murat Hocamız bahsediyor, anlatıyor. Bir de T-Shane dediğimiz bir yöntem var. Aslında bu basık kalem dediğimiz, kulakta da kullandığımız basık kalemlerine benzer tekniklerle, ucu künt olan bir yaylı kalemle bu noktalara basık uygulama ile akupunktur noktalarının uyarılması temeline dayanıyor. Yani iğnesiz bir yöntem bu da baktığımız zaman. Bu şekilde kullanılıyor. Benim vereceğim bilgiler bu akşamlık bu kadar. En sevdiğim sözle bitirmek istiyorum. Her ne kadar Türkçe'ye tam doğru çevrilemese de değişmeyen tek şey değişimin olacağıdır diyelim. Doğrusu değişim kaçınılmazdır yani. Bu yüzden bu yöntemlerin de hak ettiği yeri gelecekte fazlasıyla alacağına inanıyorum. Ve bundan eminim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Çok güzel bir toparlama yaptınız. Değişik, özellikle başlayan arkadaşlar için çok kaliteli bir konuşma oldu. Ben bazı notlar aldım. İsterseniz müsaadenizle önce ben bir katkıda bulunayım. Çok iyi olur hocam. Evet, ben bir katkıda bulunayım. Sizin Dünya Sağlık Örgütü'nün en son yayınladığı listeden bahsettiniz. Kaç yıl? 2002. 2018 yılında ve bir Amerikalı daha var. İki kişinin yayınladığı bir son listem. Akupunktur endikasyon listesi. Buna göre bu ikili Amerikalı iki bilim adamı 1000 tane randomize kontrollü çalışma ve meta analizi taramışlar. 10.000 tane bakın. Çok büyük bir tarama. Ve ülkelerin Sağlık Bakanı Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da ve Avustralya'da olmak üzere bütün dünyadaki ülkelerin hemen hemen sağlık bakanlarından da hangi indikasyonlara akupunktura müsaade ettiklerini gözden geçirmişler. Ve bu kadar 10.000 tane yayını da taradıktan sonra kanıta dayalı tıp yönünden akupunktur indikasyonlarını iki gruba ayırmışlar. Birinci grup, kanıt değeri artık tartışmasız kabul edilen indikasyonlar, ki bunlar 8 tane indikasyon var. Bunları kabaca şimdi hatırımda olanları size söyleyeceğim. Birincisi, kemoterapi gören hastalarda görülen bulantı kusma. Bir başka indikasyon, alerjik kondisyonlar, biliyorsunuz. Alerjik rinit olsun, alerjik astım olsun. Bunlar alerjik durumlar. Üçüncüsü, kronik osteoartrit, ki özellikle gonatroz olguları.
kronik bel ağrısı, post operatif ağrı tedavisi, ameliyat sonrası ağrı tedavisi, migren ve benzeri baş ağrılarının profilaksisi ve tedavisi, herpes zoster gibi nevrajik ataklar olarak gösterilmiş. Bir de sizin de burada gösterdiğiniz gibi kanıt değeri gün geçtikçe artan ama çalışmaların devam ettiği yaklaşık 40 tane de endikasyon var ikinci grup olarak. Bunu da bir katkı olarak sunmak istedim. Yani 2018'de bu yapılan değerli yayınlanan bu değerli yazı bize artık gördüğünüz gibi en azından 8-10 tanenin kesin tartışmasının bittiğini gösteriyor. Bu da bir bilim adamlarına zaten akupunkturun artık tartışılmayacak bir uygulama olduğunu kabul Batı'da da artık, Batı'da ve dünyada kabul gördüğünün bir göstergesi. Bir başka Kemal Nuri Özerkan'ın bir sorusu var. Onu aktarayım. Ataların tedavisi esas alınırdı bilgisinin kaynağı nedir demiş. Ama Kemal Nuri Bey de burada isterseniz sözü vereyim size. Tamam İlhan Hocam. Teşekkür ederim. Bir kere Cüneyt Bozer arkadaşımızı, meslektaşımızı tebrik ediyorum. Her zamanki gibi gene harika hazırlanmış. Çok güzel şeyler sundu. Sadece birkaç şey sormak istiyorum. O ilk başlangıçta söylediğinin kaynağını merak ettim. Çünkü orada ismini vermedi ama zikretti. Bu da modern tıpta bir takım psikolojik arka planı da uygulanan bir şeyin başlangıcıdır anlamında söyledi. Doğru. Fakat evet. Ben de kaynaklara meraklı biri olarak Cüneyt'im o bilginin hangi kaynakta geçtiğini merak ettim. Onu sormak istiyorum. O ataların tedavisi esas alınırdı bilgisinin kaynağını sonradan lütfedersen şimdi ya da sonradan çok sevinirim. Bir. İzinle çok kısa geçeceğim. Toplantı bittiği gibi göndereceğim. Tamam harika. Sen zaten bir kaynak zenginsindir. Burada arkadaşların huzurunda sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü senin bir harika sunumun vardı bu fasyalarla ilgili. Ben de herhalde 2 sene olmuştur. Münih'te bir ilk Mart kongresinde fasyalarla meridyen ilişkisine ait bir sunum yapmıştım. Hüseyin Nazlıkul, Turul Caboğlu hocalarımız da vardı. O sıradaki salonda İlhan Hoca var mıydı hatırlamıyorum şu anda. O da çünkü her yerde olur bizim de maşallah. Orada da yararlanmıştım. Sana bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsun bu önümüzdeki yılların çok önemli bir konusu. Bilimsel açıdan meridyenleri, evet. Kanıtlarını ortaya koyma açısından ve modern tıpla aradaki geçişi ifade etme açısından. Şimdi Ötzi'den bahsettin, 5300 dedin. Bu arada şimdi biliyorsun Huan Dian Aging'den bahsettin. O kitap işte milattan önce 200'lü 400'lü yıllarda toparlandığına dair Paul Unschuld'un falan da çalışmaları var. Tamam hepsi tamam. Ama biz burada ne biliyoruz? Huan Di adı verilen efsane imparatorun milattan önce 3000'li yıllarda hani her ne kadar 2700'ler 600'ler falan söylense de aşağı yukarı 3000'ler şimdi de 2000 yani aşağı yukarı denk geliyor. Burada bilim insanları biliyorsun takım tutmazlar. Yani Ötzi'ye yetiştirmeye çalışmak için söylemiyorum da akupunkturun bilinen tarihi 5000 yıllık tarihinin ne kadar geriye gidip örtüştüğünü anlatmak için söylüyorum ama tarihte de bu Uygurlarda da var çünkü. Bu tatu ve koterizasyon Mısırlılarda var. Bu kitaplarda geçiyor. Sen de çok güzel söyledin. Bir not düşürmek için Tansübname-i İlhan der Finunu Hatayi. Hatay Türklerine ait bu meşhur kitapta da bu zaten biliyorsun koterizasyon yöntemlerinden bahsedilirdi. Hemen çok kısa geçiyorum. Kuni ilerlemeden bahsettin. Harika bir şekilde. Burada dernek başkanı arkadaşlarım var. Çok değerli arkadaşlarım var. Şu anda vebal onlar da bu işin vebali Sağlık Bakanlığı'nda. 5 yıl önce ben işte Ankara'ya malum zaman zaman çağrılıyoruz ya. 5 yıl önceki çağrışta akupunkturla ilgili yasa yeniden yazılırken bizlerden de görüş alınmıştı. 2 günlük bir çalıştaydı. Ve ben orada akupunktur tanımında
akupunktür, lazer akupunktürü falan filan işte bu eğitime tabiydi ya. Orada parantez içinde kuru iğne diye de yazmıştım. Amacım şuydu. Kuru iğne senin söylediğin gibi fonksiyon görür ama merdiven altı diye tabir edilen, pek sevmem bu tabir ama doğru. Bugün bütün masörler kuru iğne yapıyorlar akupunktür adı altında. Yapsın ama yani yapsınlar diyeceğim ama akupunktur yapmak eğer hekimlik nosyonu gerektiren bir ise ki öyle. Burada kuru iğneye izin vermemesi lazımdı bakanlık. Benim o madde yazdığım madde daha sonraki bizim olmadığımız oturumlarda kuru iğne o parantez içinden çıkarılmış. Zafer Kalaycı Beyleri de bunu değişik her kongrede söylememe rağmen bakanlık nedense bilmiyorum hiç el atmadı bu işe. Şu anda tüzel kişilik olarak derneklerin bu işte uğraşması lazım. Bunu önemli belirtmek istiyorum. Başka bir de şunu söyleyeceğim. Biliyorsun senin de çok güzel anlattığın gibi akupunktur. Ben 1992'de Pekin'deydim. Zaten tarih kitaplarına öğreniliyor yani bir şey görmek için de oraya gitmek lazım değil pratik yapmadıktan sonra. Ama Mao'nun meşhur kültür devrimi sırasında olayın arka planı şu aslında. Bu iş metafizik bir iş olarak görüldüğü için kültür devrimi sırasında halka yaygınlaştırılmak için bütün ülke çapında kurslar düzenleniyor ve o 40-45-50 tane hastalık herkese öğretiliyor pratik yoluyla ama oradaki yin, yang, işte beş unsur temel konsept ihmal edilerek öğretiliyor. Çünkü o bir metafizik temel olarak değerlendiriliyor, bilim dışı gibi değerlendiriliyor ve eski hocalar, eski bilgilerin konuşulması yasaklanıyor. Öyle bir dönem var. Yani iki taraflı bakarsak bir taraf harcanmıştır ama bir anlamda da halka mal etme yönünde bir iş yapılmıştır. Ben bakıyorum notlarıma güzel güzel sunumdan. Bir de Alternatif Tıp Dergisi'ni 1989 yılında çıkarmış biri olarak takım tutmak için değil. O zamanki bilgim ve görgüm bir İngilizce dergi görmüştüm. Hatta Prince Charles'ın resmi vardı. Bir yerde görev yapıyordum. Tıp cihazları ve lazerle ilgili. Ve o sırada bütün camiayı lazer akupunktur konusunda da işte konuşuyorduk. O dergiyi Türkiye'de çıkartmak istedim. Bir pratisyen hekim olarak. O günün koşullarını düşün. Adı Alternatif Tıp oldu ama bugün geriye baktığımda bunu kendimi savunmak için söylemiyorum. Çünkü insanın hayatında gelişim varsa ileriye gidiş vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Seni de hep altını çizdiğin gibi. Evet. Şu var. Türk Dil Kurumu sözlüğünde alternatif sözcüğü pek yerine oturmuyor. 4 tane tarif var. Birinci tarif seçenek şık. Yani biz orada çünkü şu var. Hep şu espri yapıyorum. Ben diyorum o yıllarda cicöz bir pratisyen. Pratisyenlik cicözlük değil de ben kendimi tarif etmek için söylüyorum. Pratisyenlik muhteşem bir iştir. Ama senin etin ne, budun ne? Yıl 89 ortaya çıkmışsın sen. Sen tıpta ne biliyorsun da alternatifi sunuyorsun gibi bir hava vardı. Bunu sevgiyle karşılıyorum ama bir noktaya işaret etmekte ayıp bir şey değildi. O bir seçenek anlamında kullanılmıştı. Bir de değişik ve farklı anlamı da var. Karşı anlamı da var ama Türk Dil Kurumu bile bunu üçüncü anlama koymuş. Bugün biliyorsun holistik tıp diye de kullanılıyor. Komplementer tamamlayıcı tıp diye de kullanılıyor. Başka ne diyor? İntegratif. En son. Yani bu tartışmalar yapılacaktır ama hani bunu da söylemek istedim. Ağzına sağlık. Ben kendi adıma çok istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim katkılar için. Başka alternatif sorabilir tabii. Ben bilmiyordum başka. Tanımını ben de zamanında kullandım. Evet hocam. Duyamıyoruz seni. Ben bir cevap verebilir miyim? Buyurun buyurun. Alternatif tanımını ben de zamanında aynı şekilde geçmiş yıllarda yapmıştım. O zamanlar böyle düşünmüyordum açıkçası. Dediğim gibi değişmeyen tek şey değişim gerçekten. Bir seçmeli ders olarak tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri adıyla açmıştım hatta. O zaman geleneksel pek geçmiyordu. Sonra geleneksel eklendi ona. Şimdi geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak yönetmekte çıkınca ad oturdu aslında isim ve tanımlar. O zaman dediğin Kemal Hoca'nın söylediği gibi hepsi kullanılıyordu. O zaman pek
dediğim gibi yurt dışına da çok yaygın kullanılıyordu. O yüzden bize de alternatif olarak geçiyordu ama biraz şimdi düşündüğüm zaman ben çok tercih etmiyorum artık. Öyle söyleyeyim. Eyvallah. Valla geleneksel tıp deyince geleneksel Çin tıbbı diye daha çok dünyada bu faktörü bu enjekte ediyor bu işi. İlk Mart'ın rahatsız olduğu konu budur zaten. Geleneksel Çin tıbbı diye kabullenmek istemiyorlar. Yani geleneksel tıp diyebilirsiniz ama geleneksel Çin tıbbı dedik ki işte biraz önce tarihçelerde anlatıldığı gibi biliyorsunuz bazı yazıtlarda da kültürü ilk uygulayanlar Uygur Türkleri. Şimdiler değil yani. Evet. Türklerin daha önce uyguladığı tarihçelerde bahsediliyor. Böyle olunca geleneksel lafın ilavesinde Çin tıbbına dikkat etmesini. Ben burada hemen bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bu geleneksel lafı kullanıldığında Uygur Türkleri bunu daha Çinlilerden önce kullanmış diyen arkadaşlar, Uygurların tarihi, onların konuştuğu tarih M.Ö. 800'lü 1000'li yıllar. Burada bahsedilen 3000, fakat James Churchward gibi ilginç insanların yazdığı tarihte, yani tarih demeyelim ona, biraz da efsanelerin de olduğu bilgiler ki Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle onlar Türkçe'ye de çevrilmiştir. Uzun bir derin hikayedir. Orada Uygurların Türklerinin Churchward, Hindistan'da bulduğu eski metinlere ve tabletlere dayandırarak M.Ö. 12.000'li 13.000'li yıllara uzatır. Ama bilimin kabul ettiği bir şey olana kadar bu konuyu konuşmamak lazım. Bizim Uygur Türkleri arkadaşların büyük bir coşkuyla bunu söylemelerini ben tebessümle, muhabbetle karşılıyorum ama bilim adına konuşacaksak ispatlanana kadar beklememiz lazım diye bir not düşmek istiyorum. Muhakkak, muhakkak. Bazı yazıtlarda geçiyor bu. İşte biraz önce Cüneyt Bey'in de söylediği gibi Ötzi olayında olduğu gibi mesela Alpler'de. Ama Ötzi'de Ötzi'de tarihleme yapıldı. 5300 yıla varıldı. Öbür yazıtlardaki M.Ö. 3000'li yıllara ait yazıt bulunmadı şu anda sevgili hocam. Ben de takip ediyorum. Ama Churchward'un bazı kaynaklarına ben inanıyorum ama bilim açısından baktığımızda o kaynaklar ispat edilip yeni yazıtlar bulunana kadar bu konuda daha düşük profilli olmak gerekir diye düşünüyorum. Vallahi yazıtlar her zaman herkesin yazdığı kaleme ve geldiği ülkeye göre değişken olabilir. Biz yazıt diyoruz. İlla ki bu böyledir demiyoruz. Yani ya rastlanıyor, bunlara rastlıyoruz. Ama tabii ki söylediğinize ben de katılıyorum. İlla ki bu böyledir diye kesin konuşmak zor. Bu arada, tabii bu renkli konuşmadan da hepimiz keyif aldığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Ama derneğimizin bundan sonraki konuşmalarıyla ilgili size de kabaca bir bilgi vereyim istiyorum. İlkbahar seminerleri diyoruz biz bunu. İstanbul Akademik İbrahim Tamamlayıcı Tıp Derneği'nin. Burada iki tane, bu üçüncü konuşmaydı. Bayramın ikinci günü Doktor Mustafa Çiftçi saat 15'te 17 arasında ikinci konuşmacı olan Doktor Aydın Kendirci infertilite ve akupunktur hakkında konuşmuştu ikinci konuşmacı olarak. Onun devamı ve daha genişletilmiş Mustafa'nın kendine özgü bir araştırmasını yayınlayacak. Bayramın ikinci günü hepinizi bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki bayramın son gününde pazar günü yine nöral terapiye uygulamasıyla ilgili bir konuşma olacak. Önümüzdeki hafta hipnozla ilgili konuşmamız var. Daha sonra ozon terapiyle ilgili konuşmamız var. Yaklaşık ay sonuna kadar 8-10 tane konuşma planlıyoruz. Bunu tekrar buradaki arkadaşlara duyurmak istedim. Tekrar bir katkısı olacak veyahut da soru sormak isteyen varsa onları da alalım. Ben bir şey eklemek istiyorum hocam. Buyurun. TED'de gördüğüm için söyleyeyim. Hican hocam bir şey sormuş orada.
hani bu eğitim biliyorsunuz herkese açık bir eğitim. Eğitim de demeyeyim, sunum daha doğrusu. Eğitim. Tabii tabii. Akupunktürle ilgili yapmadık. Yani isteyen herkesin katılımına açıktı. Tabii canım. Zoom linkimiz. Sorun yok yani onunla ilgili. Bunu söylemek istedim. Bir de kuru ineleme meselesinde netleştirmek isterim. Ben kuru ineleme eğitimi ya da kursuna yapılmasına karşı değil. Hatta tam tersine yapılması ancak kuru ineleme eğitimi alıp akupunktur yaptığının söylenmesine karşıyım. Bunu çok zat deneyim yaşadığım kişiler akupunkturu bu sefer kötülüyor kişi çünkü. Ben akupunktur yaptım hiçbir şey yaramadı diyor. Bu da beni kızdırıyor ve üzüyor açıkçası. Çünkü akupunktur değil o yapılan. Pardon, bir şey önce şunu sorayım ben. Ben kuru iğneleme sertifikasının bakanlıkça verildiğini duyuyor mu? Tek beni rahatsız eden nokta budur. Cüneyt Hocam, özellikle üstüne basın. Sesin çok kesik geliyor ama kabaca yoksa herkesin konuyu. Her konuda ben kabaca anladım. Sesiniz çok kesik geldi ama kabaca anladım. Yalnız benim bildiğim kadarıyla kuru iğneleme sertifikasının geleneksel GETAT uygulamaları içerisinde belge olarak verildiğini ben duymadım. Duyan var mı bilmiyorum ama. İlhan Hocam, ben bir daha vurgulamak istiyorum. Orada benim amacım şuydu. Bu kurs bir takım insanlar tarafından veriliyor. Kuru iğneleme adıyla veriliyor ama akupunktura kaçak bir yol. Doktor olmayanlara da veriliyor, masörlere vesaire. Dolayısıyla benim orada akupunktur tarifi içinde, parantez içinde bunu koymak isteyişimin nedeni şuydu. Kuru iğneleme adıyla da bir şey yapılacak olursa eğer, bu arkadaşlar akupunktur eğitimini alan arkadaşlar olsun diye ben onu koymuştum. Yani anladım. Tıp doktoru olsunlar ve bunu yapsınlar diye koymuştum. Anladım. Vurgulamak istediğim nokta bu. Çok önemli bu. Tabii tabii çok önemli. Yalnız şöyle bir şey var. Şu kuru iğneleme sertifikasını birkaç kişiden alıp belge gibi bir aldıkları belge bakanlığı temsilen bir belge olmadığı için hayır hiç yok. Akupunktur uygulama yetkisi verdiğini ben yani hukuken verdiğini düşünmüyorum. Hayır zaten Cüneyt Hoca da onu vurgulamıyor. Cüneyt Hoca da akupunktur adına yanlış bir imaj olduğunu vurgulamak doğru. için söylüyor. Haklısınız. Öyle bir imaj bunu, çıkıyor. Bunu derneğimiz olarak ben özellikle bakanlığa bildireceğim. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Bu arada yapanların evet, hocam kuru iğneleme uygulayanların hastaya akupunktur yapıyorum demesi sorun zaten. Onu demek istiyorum. Kuru iğneleme yapıyorum dese problem yok zaten. Bravo. Haklısınız. Ben bu konuda bakanlığa yazı göndereceğim. Harika hocam. Bu arada Ramazan seminerlerimiz şeklinde olduğu için bu. Yine de sizin de görüşlerinizi bu vesileyle almak isterim. Özellikle ekstra konuşma yapmak isteyen arkadaşımız varsa bugün yani katılanların içerisinde ona da yer verebileceğimizi bildirmek istiyorum. Bilmiyorum Kemal Hocam düşünür müsünüz? Hocam uygun zamanda düşünürüm. Tabii ki ne demek? Uygun zamanda düşünürüm. Bu webinarlarımız hiç sonuna kadar arzu eden varsa bize bildirebilir veyahut da arayabilirler bizi. Memnun. Özden Hocam bir şey söyleyecek misiniz? İlhan Hocam. Buyurun hocam. 19 Mayıs'taki hipnoz semineri konuşması sırasında özellikle bir şeylere önem vermek isteniyorsa önceden olursa sunuyu ona göre yönlendiririm. Hangi klinik uygulamalara daha yönelelim istenirse ondan ilgili arkadaşlardan olursa slaytların içine onları da koyarım. Çünkü süremiz kısa. Hani hiç değilse cevabı olarak birkaç slayttan da desteklemek zevk verir bana.
Hocam ben bizim derneğin WhatsApp grubunda bunu yazacağım. Tamam. Oradan gelen cevapları size aktarırız. Tamam, yani slaytları ona göre dağıtabilirim. Değil mi Kemal Hocam? Tabii tabii, teşekkür ederim, sağ olun. Harika olur hocam. Selam, sevgiler Ali Özden Hocam'a da bu arada. Sağ olasın. Evet. Ağzına sağlık. Hakikaten çok güzel. Söylediğin gibi hani iğnelemenin askerlikte şurada burada hayatın her yerinde zaten akupunkturla hipnoz birbiriyle kucak kucağa giden, birbiriyle evet. Her ikisi de kombine gidebilecek olan bir şey. Hele hani 19 Mayıs'taki şeyde hastaya yapılan avuç tekniğindeki dokunmaların falan hepsinde aslında akupunktur traselerine, alanlarına gerek Solimana gerek Yamamoto'ya ait olan birçok yerlerle alakası var. Tabii oraya sığmaz anlatmak ama en azından yani dil olarak bu bölgelere sadece bir pas değil, sadece bir dokunma değil, onların da bir manası olduğunu, akupunktur camiası açısından önem olduğunu söylemek lazım. Onun için dediğim gibi çok geniş alanda, hele psikolojik sıkıntıları, evet, askerliğin getirdiği şeylerle ilgili çok çok paralel gidecek yönleri var. İnşallah güzel şeyler olacak. İlhan Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Başka katkısı veyahut da sorusu yoksa kimsenin, ben webinarı burada kapatmak istiyorum. Herkese katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler, ağzına evet. Sağlık. Hocam size de teşekkürler. Bayramın ikinci günü saat 15'te buluşmak üzere, hoşça kalın. İnşallah, sevgili hocam.